Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar dün paylaşmıştım. İncir ağacına kalem aşımı, yarım aşımı hangisi faydalıdır, hangisi daha uygundur onu anlatmıştım. Ve kalem aşımızın başına gelen o olumsuz sonucu da beraber izlemiştik. Şimdi o olumsuz sonucu olumluya çevirmek için, her şerde bir hayır vardır demek için bir işlem yapacağız. O kırılan aşı bölgesindeki üst hacimli ve ağır dalları keseceğiz. Bir iki tane göz bırakacağız. Bir çatal şekli oluşturup bu çatalın tam ortasından da ana gövdeye vidalama yöntemiyle bu aşıyı kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve böylece aşı yüzeyinin dayanıklılığını, mukavemetini artırmış olacağız. Şimdi uygulamaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi hem bu noktadan hem de bu noktadan keseceğim. Yani bu dalın üzerine düşen ağırlığı azaltacağım. Ve vidalama yöntemiyle bu dalı buraya tekrar tutturup bu dalın aşının yaşama devam etmesini sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, incir aşımız tutmuştu ve gayet de uzun sürgünler oluşturmuştu. Bu sürgünleri taşıyamayarak kırılmıştı. Tam bu noktadan hem sol tarafa hem sağ tarafa gidecek şekilde iki vidayla destekledim arkadaşlar. Tam şuradaki noktada birazcık zedelenme var ama buradaki kabuk kopmamış. Buradaki kabuk kopmadığı sürece buradaki dalımız yaşamaya devam edecek arkadaşlar. Bakın yapraklarını da budadım. Uçta bir tane yaprak bıraktım sadece. Ve bu dalımız inşallah şu noktalardan yeni dallar, yeni sürgünler vererek büyümesine devam edecek. Aynı şekilde bu dalı da budadım. Ve buradan bir tane vidayla ve buradan bir tane çiviyle destekleyerek bu dalın gelişmesini garanti altına almış olduk inşallah. Yani rüzgarların atmasını engellemiş olduk. Bu vidalar burada kalacak mı? Evet kalacak arkadaşlar. Herhangi bir sorun oluşturur mu? Kesinlikle bir sorun oluşturmaz. Bir sorun oluşturmayacağını hemen şuradan gösterebilirim. Arka tarafta büyük bir dalım vardı ve o dalı rüzgar kırmıştı. Ben de o dalı aynı yöntemle, vidalama yöntemiyle buradan tekrar tutturmuştum. Bakın görüyorsunuz bu noktada vidanın varlığını görebilirsiniz. Ve burada da bir tane vida var. Ve şurada da bir tane vida var. Toplamda 3 vidayla bu koca dalı buraya tutturmuştum. O zaman biraz daha inceydi. Ve vidaları ağaç gövdesinin içerisine alarak yaraları kapattı. Ve dalımız yaşamına devam etti. Aynı olay buradaki genç aşılarımızın başına geldi. Ve küçük vidalarla büyük destekler oluşturmuş olduk. Ve bu aşımızı inşallah kurtarmış olduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tutmuş olan yarma kalem aşılarını vidalarla destekledik. Önce matkap ucuyla kılavuz bir delik açtık arkadaşlar. Direkt vidayı o yaralı bölgeden uygulamaya çalışırsanız vidanın dönme gücüyle o azıcık tutan ve zayıflamış olan kabuk parçasını da parçalayıp atabilir. Bu sebeple işlemi baştan kaybetmiş olabiliriz. Önce kılavuz bir delik açıyoruz. Ondan sonra da uygun büyüklükteki bir vidayı o kılavuz delikten aşağıya saplıyoruz. Ve aşı noktasındaki o dalı kurtarıyoruz inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kırılan yarma aşı kollarını kestik, budadık. Ve şu tam çatal gövdeden iki tane kılavuz delik açtım. Biri sola, biri sağa gidecek şekilde. Ve çaprazlanma bir şekilde bu dalı ana gövdeye vidalarla tutturdum. Gördüğünüz gibi bu aşı atmadı, kırılmadı ama her ihtimale karşı bunu da budadım. Ve bunu da vidalarla, çivilerle destekleyerek mukavemet kazandırdım. Gördüğünüz gibi işlemimiz şu an itibariyle başarıyla sonuçlandı ve bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.